Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir parabol sorusu çözeceğiz. Sorunun çözümünü izlemeden önce kendiniz denersiniz, daha sonra buradan kontrolünü yaparsınız. Soru şu şekilde: fx eşittir 2x kare eksi parantez içinde 2m eksi 1 çarpı x eksi 4m eksi 3. Parabolünün tepe noktası y ekseni üzerindedir. Buna göre parabolün x eksenini kestiği noktaların apsisleri çarpımı kaçtır? Öncelikle bir parabol denkleminin hangi formatta yazıldığına bakalım. Fx eşittir a x kare artı bx artı c şeklinde yazılır arkadaşlar. Soruda tepe noktası demiş. Tepe noktasının formülünü de yazalım. Tepe noktası t parantez içinde RK şeklinde gösterilir. Buradaki R değerimiz X yani apsisi. K da tepe noktasının Y değeri yani ordinatıdır arkadaşlar. R şu şekilde bulunur. R eşittir. Eksi B bölü 2A. Eksi B bölü 2A. K da şu şekilde bulunur. FR. Şimdi bu bilgiler ışığında sorumuzu çözelim arkadaşlar. Öncelikle A, B ve C'nin ne olduğunu yazalım. Soruda A 2 x karenin önündeki katsayı. B değerimiz eksi 2m eksi 1. C değerimiz de eksi 4 m eksi 3'tür arkadaşlar. Buradan R değerini hesaplayacak olursak eksi B bölü 2A'dan 2M eksi 1 bölü 4 buluruz. K değerini hesaplayacak olursak K neydi? FR idi. F 2M eksi 1 bölü 4 eşittir. Sorudaki denklemi uygulayacağız. 2 çarpı 2m eksi 1 bölü 4'ün karesi eksi 2m eksi 1 çarpı 2m eksi 1 bölü 4. Şöyle yapalım. Eksi 4m eksi 3. Bu bizim k değerimiz arkadaşlar. K eşittir diyelim. Bu da R değerimiz. Bunları kutucuk içine alalım. Şöyle şu şekilde. Sonrasında bir koordinat düzlemi çizdik. Şimdi A değerimiz pozitif olduğu için parabolümüzün kolları yukarı doğrudur. Dolayısıyla tepe noktası y ekseni üzerinde olacağından bunu soruda vermiş. Bu şekilde çizilebilir ya da benzer şekilde şöyle çizilebilir ya da bu şekilde çizilebilir arkadaşlar. Sadece a değerine bakarak yönünü belirleyebiliyoruz. Fakat burada demiş ki x eksenini kestiği noktaların apsisleri çarpımı demiş. X eksenini iki noktada kesiyormuş. En üstte yaptığımız parabol x eksenini hiçbir noktada kesmiyor. İkinci yaptığımız parabol tek bir noktada kesiyor. Üçüncü yaptığımız parabol ise iki noktada kesiyor. Yani soruya uygun olan çizdiğimiz parabol bu arkadaşlar. Bunun üzerinden şöyle bir geçelim. Bu bizim x1 değerimiz. Şuradaki nokta. Şuradaki noktada x2 değerimiz olacak. Aynı zamanda tepe noktasının tam y ekseni üzerinde olduğunu bildiğimiz için x1 ve x2'nin simetrik olduğunu biliyoruz. Yani şuradaki doğrular birbirine eşittir. Ve burada şu kısım, şu nokta t'dir arkadaşlar. Tepe noktasının x değeri r idi. Onu da 2m eksi 1 bölü 4 şeklinde yazmıştık. Aynı zamanda tepe noktasının x değerinin 0 olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi x eşittir 0'dır. Dolayısıyla bu denklemde x eşittir 0 verirsek tepe noktasının y değerini bulabiliriz arkadaşlar. X eşittir 0 diyelim.
için şu denklemimizi yazalım. Y eşittir f0 eşittir. X yerine 0 koyacağız. 2 çarpı 0'ın karesi. Eksi 2m eksi 1 çarpı 0 eksi 4m eksi 3. Buradan y'nin eksi 4m eksi 3 olduğunu buluruz arkadaşlar. Buradaki sıfırlar çünkü denklemi sadeleştirir. Geriye sadece c kalır. O da eksi 4m eksi 3'tür. Şimdi x eşittir 0 için bir y değeri bulduk. Tepe noktasının y değeri bu. Yani tepe noktasını da burada yazdık. Bu aslında bizim k değerimiz. K değerimizin de formülü aynı zamanda burada yazıyor. Dolayısıyla bizim k değerimizi bulurken x gördüğümüz yere, x yerine koyduğumuz 2m eksi 1 bölü 4 kısımlarına 0 yazarsak buradan çıkan sonuç ile buradan çıkan sonucun birbirine eşit olması gerekir. Dolayısıyla burada x'li terimlere bir 0 yazarsak buradan elde edeceğimiz sonuç buna eşit olmalı. Tabii ki bu denklemi sağlıyor. Burası 0, burası 0. Geriye yine eksi 4m eksi 3 çıkıyor. Eksi 4m eksi 3 çıkabilmesi için biz 2m eksi 1 bölü 4'e 0 değerini vermişiz. Buradan m değerini hesaplayabiliriz. 2m eksi 1 bölü 4 eşittir 0 ise buradan m1 bölü 2 çıkar arkadaşlar. M'i 1 bölü 2 bulduktan sonra bu denklemimizi yeniden yazalım. Öncelikle şu kısmı silelim. Yeni denklemimiz, parabol denklemimiz şu şekilde olacak. Fx eşittir 2x kare eksi 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 1x eksi 4 çarpı 1 bölü 2 eksi 3. Ve yine buradan 2x kare eksi 5 sonucunu elde ederiz. Bu bizim yeni fx denklemimiz. Bu fx'in de y'ye eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Koordinat düzlemimize gelecek olursak y'nin sıfır olduğu değerler bizim apsislerimizi verecek. O zaman bu denklemi sıfıra eşitlersek yani y'yi sıfır kabul edersek buradan x değerlerimizi bulacağız. 2x kare eksi 5 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan x kare 5 bölü 2 çıkar. Buradan x 1 ve 2 değerlerimiz de eksili artılı olacak. Çünkü demiştik bunlar simetrik demiştik. Dolayısıyla bu eksi a ise bu da a'dır arkadaşlar. Kök 5 bölü 2. Tabi başında eksi ve artı değeri var. x1'imiz eksi kök 5 bölü, x2'miz artı kök 5 bölü 2'dir. Bu ikisinin çarpımı da bize doğru sonucu verecektir. Eksi kök 5 bölü 2 çarpı kök 5 bölü 2 eksi 5 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı.